Arkadaşlar merhaba, ben Müşte Hoca. 49 günde TT Türkçe kampında geldik 24. güne. Dün güzelce dinlendik hocam. Paragraf netleri nasıl hızla yükseltilir onu konuştuk. Mükemmel bir sıra verdik sizlere. Lütfen bugün itibariyle, en kötü bugün itibariyle başlayın uygulamaya, olur mu? E o zaman haydi bugün ne konuşacağız? Tabii ki paragrafı konuşacağız. Ya dil bilgisine geçmeden 30 soruluk kısmı bir halledelim hocam. Sözcük cümle paragraf. 30'u 10 gibi düşünün lütfen sınavı. Genel çerçeve bu. Yani yaklaşık ortalama 30 soruluk bir kısmı halletmeden dil bilgisine geçmeyeceğiz ki kafamızda soru işareti olmasın. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar, anlayışımız şu. Konuyu anlatıyoruz ama paragrafta özellikle soru tarzları vurgusunu çok yapıyoruz. Ben 1-2 tane soru tarzı veriyorum videoda. 1-2 tane de kitaptan veriyoruz. 4-5 tane, ortalama 3-4 tane diyelim, soru tarzıyla geçiyoruz her günü. Doğal olarak her gün oldukça önemli soru tarzlarını biriktire biriktire gidiyorsunuz. Ödevler vesaireler derken çok yoğun gidiyoruz paragrafta. Haberiniz olsun. Yani bir 4-5 gün daha bana süre verin arkadaşlar paragrafta. Şu paragrafta konuşmadığımız soru tarzı kalmasın. Dil bilgisine geldiğinizde tamlamalar mamlamalar havada uçarken, ya paragrafta hocam baya baya yanlışım çıkmamaya başladı, laflarını, sözlerini duymam lazım hocam. Hiç yanlış yok lafını duymadan olmaz, içimiz rahat etmez. Doğal olarak hadi gelin birkaç gün daha verin hocam paragrafa. E o zaman haydi bugün ne göreceğiz? Yazarın yakındığı durum nedir soru tarzını konuşacağız. Bakın arkadaşlar, yakındığımız durum yani şikayet ettiğimiz durum demek. ÖSYM bu soru tarzını ara ara soruyor. Sorduğu zaman da bayağı öğrenciler bocalıyorlar, afallıyorlar. Yani A'dan E'ye okuyanlar, bütün şıkları tek tek kontrol edenler, metni her tarafından okuyanlar. Bakın arkadaşlar, günlük hayattan örnek verelim, çok rahat. Diyelim ki benim bir sıkıntım var, işte mahallede çöpler toplanmadı hocam. Toplanmıyor, bayağıdır toplanmıyor, dökülmüş falan pisler, neyse. Şikayetim bu. Belediyeye gittiğin zaman ya bir yarım saat falan konuşup en sonunda vallahi şikayetim bu falan mı dersin? Hayır abi, gelirsin, çalarsın kapıyı. Bir de böyle hafif öfkeli, sinirlisen vesairesen, ya hocam ya böyle böyle bir durum olmuş, bu nasıl olabilir falan, çat diye söylersin. Ha çok sakin bir insan dahi olsan, melek gibi de olsan, bir şekilde hocam şikayeti pat söyler. Sonra gerekçelerini açıklarsın, şunu bunu söylersin. Ya benim gelme amacım şu. Ondan sonra konuşmaya başlarsın değil mi? Yani yakındığımız durumu, şikayetimizi arkadaşlar direkt çat diye söyleriz. Sonrasında açarız. Karşı tarafı ikna etmek adına. Lafı uzattıkça, sadede gel kardeşim dedi mi karşı taraf, hiçbir anlamı kalmaz. Şikayeti söylersin, karşı tarafta bir bomba patlar, ne oluyor olur. Ondan sonra yavaş yavaş ikna çabası. Doğal olarak metinlere baktığımızda arkadaşlar, metinlerin tamamına yakınında çıkmış, soruların neredeyse tamamında, ama içiniz rahat olsun, hiç açık yok bunda. Ne olursa olsun ilk birkaç cümlede yakındığı noktayı, şikayet ettiği şeyin yazarın söyleme zorunluluğu var. Net. Hiç böyle sonlara kadar gitmenize gerek yok. Parçanın konusu nedir mantığı, taktiği. Hadi ilk soruyla başlayalım. Bu parçada yazarın yakındığı durumu soruyor. Taktiğimiz net arkadaşlar, lütfen hiç zorlamayın. Ya hocam olmazsa sonda olursa, olmaz. İmkansız arkadaşlar, böyle bir soru yok. Varsa yırtıp atıyoruz. Bak, kimileri kendi doğrularını en değerli görüp kimseye tenezzül etmiyor. Vardır ya öyle. Ya benim doğrum bu kardeşim, bana ne der bazıları, kapatır kendini. Kimileri ise, bir de böyle olanlar var, en iyi bildiklerini bile, ya valla ben bu konuya hakimim ama yine de diyenler de var değil mi aramızda fazlasıyla? Birilerine danışma ihtiyacı duyuyormuş. Ya öyle insanlar da var, böyle insanlar da var. Tamam, bu ikilem yaşamın her zaman odak noktası olmuş ve bu ikilem yüzünden birçok şey ertelenmiştir. İki tane cümle okudum ve baya baya bir sıkıntıyı, bir şikayeti algıladık. Çok net. Haydi başlayalım. Ne diyor? İnsanların bildikleriyle daima övünmesi ve yardım almaması. Bu çok sığ bir ifade. Diğerleri de var değil mi? Bildikleriyle övünmeyenler de var. Onları da kapsaması lazım. Uyuma, dalıyorsun. Peki, kendi doğrular için birilerinden bilgi alınmaması, bu da sığ. Öbür tarafı var. Yani A ile B'yi birleştirsek doğru cevap olacak zaten. E devam edelim. Kişilerin yardım almadan bir şeyler yapmaya çalışması diyor. Saygı duyarız. Bu da çok sığ arkadaşlar. Daha derin bir şey olmalı, kapsayıcı. Birilerine danışıp danışmama durumunun. Ha, birilerine danışanlar vardı, bir de danışmayanlar var. Tamam, bu durumun diyor birçok şeyi ertelemesi. Mükemmel. Bu kadar olabilir. Yani ben aslında ikinci cümleyi, şu kısmı okumasam dahi şuradan, yani danışmama durumunu çok rahat çıkarabilirim. Doğru cevap her türlü D seçeneği Deniz'de. Kişinin bildiklerini birilerine sormak istememesi, bu da yine B seçeneğinden çok da farklı değil. Aman dikkat değil mi? Doğal olarak hocam bakın dikkat. Şikayetler ilk birkaç cümlede sınırlıdır. Çıkmış soruları bir tarayın arkadaşlar. Gördüğünüz her soruda bunu deneyin. Ama tabii ki taktiklerle paragraf kitabından, neyin peşindesi paragraf kitabından, ultra hızdan vesaireden direkt nokta atış soru tarzlarını seçip çözmenizde büyük fayda var arkadaşlar. Soru aramaktansa direkt bu başlıktan soru çözebilirsiniz. E o zaman hadi ikinci sorumuza bakalım. Bakalım ne diyor. Yakında durum. Hemen şu kısmı aldım, odaklandım. Bu kadar da değil hatta. Şurada bir yerde keseceğim. Sorgusuz sualsiz kabul edilen bazı durumlar sonu geri dönülemez sıkıntılara neden olabilir. Soru bitti aslında değil mi? Şikayet, yakınılan durum, rahatsız olan şey belli. Tamam.
Bunun onlarca örneğine denk gelmişizdir. Güzel bir proje vardır önünüzde ve dayanamaz hemen kabul edersiniz falan filan diye devam ediyor. Sorgulamadan, hiç sorgu sual hiçbir şey yok. Direkt böyle sonunda önlemez artık bir yokuşa girebilirsin, çıkışa girebilirsin. Başlayalım arkadaşlar bakalım ne olacak. Bir şeyler için karar verirken sonunun düşünülmüyor olması süper. Sıkıntı bu işte. Ondan sonra bir sürü şey geliyor diyor süreç sonrasında başına. A seçeneği gayet doğru. Her projenin olumsuz görülmesi. Hayır, yukarıda kabul etmek var. Kabul edilen bazı şeylerin sorgulandıktan sonra istenmemesi, sorgulanmadan kabul edilmeyi söylüyor. Tam tersi. Karar verirken sonunda olacakların kabul edilmesinden önce olması diyor. Bu ne Allah'ını seversen? Ne diyor bu ya? Felsefi cümleler bunlar. Karar verirken sonunda olacakların güzel kabul edilmesinden önce olması. Ya Allah'ını seversen siler misin bu seçeneği? Bir karalar mısın ya? Tamam süper rahatladık. Kabul edilen her şeyin sonunda pişmanlık yaşanması. Pişmanlık hiç yok ortalarda. Çok sığ bir ifade, yine dar bir ifade. Aman dikkat arkadaşlar. Yani A seçeneği oldukça kapsayıcı ve doğru cevabımız olacak. Geldik arkadaşlar bir diğer sorumuza. Ne diyor? Başınıza bir olay geliyor ve bu olaydan hiç ders almadan aynı şeyleri yaşamaya devam ediyorsunuz. Çoğumuz yapıyoruz maalesef. Benzer olaylar yaşanacağına dikkat. Çok iyi bildiğiniz halde yılmıyor. Ders almamaya devam ediyorsunuz. Sıkıntı bu. Ondan sonra başına binlerce olay yine aynen devam ediyor. Geliyor. Demek istiyor belli ki devamında. Peki. Ders alınmayan olaylar yüzünden mutsuz olunması. Eyvallah. Yani eyvallah hocam da mutsuzluk yok burada. Yaşanan olaylardan bir şeyler öğrenip daha sağlam adımlar atılması. Atılmaması aslında burada şikayet. Atılmıyor olması. Olaylardan gerekli dersin alınmıyor olması. Bitti abi. Bak ben sana söyleyeyim. Bu soruyu şöyle çözersen yeryüzünün en ama en kötü çözümü olur hocam. Bak başınıza bir olay geliyor ve bu olaydan diye başlıyorsun. Sonra böyle çizmeler, yuvarlak şınavmalar falan. Sonlara geliyorsun, şurada bir odaklanıyorsun. Saçma sapan bir şey bu. Ne yaptığı belli değil. Yani orada ben senin yanında olsam sınavda desem ki hocam ne yapıyorsun, niye burayı okuyorsun? Vallahi hocam bilmiyorum, hepsini bir okuyup halledeceğim ben. Dur. Falan dersin değil mi? Kaptırıp gidiyorsun. Sonuna kadar anlamaya çalışıyorsun. Soruyu yazan adam tabii ki buna dikkat ediyor. Şuradaki kelimeyi alıyor çıkış yolu ve koyuyor E'ye. Şuradaki kaplamayı alıyor C'ye. Bunu alıyor A'ya falan. Sonra bir geliyorsun seçeneklere. Hepsi çok mantıklı. Sizden ricam lütfen kendinizi sınırlandırın arkadaşlar. Okuduğunu anlama diye bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Mümkün değil. Yok. Sınavda yok en azından. Okuyacağım, anlayacağım da böyle bir şey yok. Yetmiyor. Okuduğunu anlamak yetmiyor. Seçeneklere geliyorsun, hepsi arasındasın. Kendini sınırlandırman lazım. Metnin tamamını okuduğumuz bir soru yok arkadaşlar. Olumsuz sorularda bile, bakın bazen metni böyle tamamlamaya yakın oluyoruz ama olumsuz sorularda bile çoğu şıkkı eleyip doğru cevabı çoktan gidiyorsun. Ha illa okuyacaksan ancak olumsuz sorularda, değinilmemiştirler, çıkarılamazlar da biraz zorlarsın. Onun dışındaki hiçbir soruda metnin tamamını kurcalama gibi bir derdimiz yok arkadaşlar. Evet geldik bir diğer soruya arkadaşlar. Ne diyor? Bu parçada yazarın yakınlığı durum aşağıdakilerden hangisi? Tamam hocam, soru kökünde sıkıntımız yok. Birileri için bir şeyler yaparken kendinizi yok saymanız alışkanlık haline geldiğinde yok olmanız demektir diyor. Ya birisi için bir şey yaparken kendini baya bir köşeye atıyorsan artık yavaş yavaş yok oluyorsun diyor. Bundan şikayetçi belli ki. Hadi başlayalım isterseniz seçeneklere bir odaklanalım. Kendini feda etmek için bir şeylerin beklenilmesi. Beklemek yok hocam. A seçeneğini eledim. Birileri için bir şeyler yaptıkça kendimiz için bir şeyler yapmıyor olunması. Evet, kendimiz için bir şeyler yapılmıyor olunması eyvallah da. Sanki yapılmıyor, birileri tarafından vurgusu var. Burada kendi kendine bir şey yapmak vurgusu hissediliyor cümlede. Kişinin fedakarlık yapmak için karşı tarafı iyi tanıması gerektiği. Tanımak tanımamak hiç yok. Kişinin kendi karakterini dikkat güçlendirmek için çalışması diyor. Saygı duyuyoruz. Karakter güçlendirmek nereden çıktı Allah'ını seversen? Bu nedir böyle? Devam. Kendini yok saymayı devamlı hale getirenlerin yok olması. E seçeneği cuk oturdu. Bakın nereye okuyacağımızı bildiğimiz halde, değil mi? Seçeneklere gittiğimiz halde baya bir 30-35 saniye alabiliyor. Ama biraz daha hızlandığımızda arkadaşlar, yani birçok sorudan zaman çaldığımızda inanılmaz bir süre olduğunu göreceksiniz 30-35 saniyenin. O zaman hadi bir soruya daha bakalım. Sonra kitabımız bizi bekler. Bu parçada yazarın yakınlığı durumu sorduk yine. Okuru sıkmamak için devamlı eğlenceli konulardan bahseden bir yazar. Toplumun düştüğünü olumsuz durumlarda bir reaksiyon göstermeli ki diyor, toplumun düştüğü olumsuz durumlarda okur için yazdığını gösterebilsin. Ha. Yani aslında toplum kötü bir durumun içerisine girdiğinde diyor reaksiyon göstersin, bir şeyler yapsın ki okuru düşündüğünü göstersin. Tamam hemen başlayalım. Yazarların okur için yazdıklarını göstermeleri gerektiği. Evet, aslında yakındığı, şikayet ettiği durum bu. Yani bir şey yapmıyorlar kardeşime getiriyor aslında. Yani bir şeyler yapmalı ki onlar için yazdığını göstersin bir şekilde. A seçeneği çok yerinde bir cevap olmuş. Peki hocam sonrasında ne diyoruz? Okur için yazan yazarların bir süre sonra tamamen unutulması. Eyvallah hocam, çok yerinde, güzel. Yazarın okur için yazı olmasının dikkat
Esere yansıması, okur için yazı olmasının aman dikkat kopuk değil mi yazı yazması? Okur için yazan yazarların bir süre sonra tamamen unutulması, unutulmak yok. Tam tersi okur için yazdığını göster diyor metin. Okura yönelik yazan yazarların daha çok sevilmesi, sevilmek metnimizde yok. İlk girişte en azından kısımda tamam. Yazarların her şeyi kendileri için yazıyor olmaları. Yani kendileri için yazıyor olduğunu söylemiyor. Sadece okura yönelik bir vurgu yapmadığını söylüyor. Güzel hocam. Şimdi yakında durum nedir? Bu soru tarzına aşina olalım. Hazır olalım hocam. Net hazır olalım. Kesinlikle zihinler yakında durumu soruyor hocam. İlk birkaç satır demeli artık. Soruyu gördüğünüz zaman soruyu tanımalısınız ki saniyesinde tek derdiniz şıklarda cevaba gitmek olsun. Yani metni okudum mu anladım mı onlarla uğraşmayalım. Tamam. 24. günde çok iyi bir soru tarzını konuştuk. Çok güzel orijinal bir soru tarzı hakkında bilgiler aktardık sizlere. Şimdi sıra geldi hocam kitabımıza. O zaman gönder gelsin diyelim. Kitabımızı da açalım 24. günü. Bakalım hangi soru tarzları var. Hadi gönder gelsin hocam. Evet arkadaşlar gönder gelsin dedik, kitabımızı açtık. Parçanın anlamı 9. 9. soru tarzı. Oba! 24. soru ne diyor? Bu parçanın yazarının aşağıdakilerin hangisini söylemesi beklenir? Oba! Yazarı tanıyacağız. Söylemesi beklenen şeye bakacağız. Hadi isterseniz anahtar kelimeler üzerinden gidelim. Metindeki anahtar kelimeleri alıp kişiyi tanıyalım. Sonra bu şıkkı söyler ya da söylemez üzerinden yürüyelim. Hadi başlayalım bakalım hangisini söylemesi beklenir. Edebiyat hayattan kopuk değildir. Aksine hayattan en kopuk olduğunu düşündüğümüz eser bile hayatın içindedir. Hayatın başka bir yönünü temsil eder. Ben zaten edebiyatın hayattan kopuk olduğu görüşüne katılmıyorum. Buradan artık kişiyi tanıyoruz değil mi? Edebiyat hayatla iç içedir'i anlatmaya devam ediyor. Bir iki satır daha yeterli olacak. Bir yazarı hayattan, sokaktaki hayattan kopuk, yoğun ve kapalı, bu hayatı anlatmıyor diye eleştirmek olacak şey değil. Tamamdır artık buradan anlaşıldı kişi. Aya bakalım. Hayatın gerçeklerinden kopuk olanlar edebiyattan hayatı tüm yalanı ile yansıtmasını beklememelidir. Evet yani hayatta iç içe olmalıdır diyor. Değilsen zaten ne bekliyorsun edebiyattan, neyi yansıtmasını bekliyorsun diyor değil mi? Aman dikkat arkadaşlar. Buradaki vurgumuz neydi peki? Şimdi ona bakalım. Metinde aslında neyi anlatıyordu bu adam? Ya hayattan edebiyat kopuk değildir ki. A seçeneğinde ne diyor? Hayatın gerçeklerinden kopuk olanlar tamam yani hayattan ben kopuğum diyenler eyvallah, edebiyattan hayatı tüm yalanıyla yansıtmasını beklememelidir. Tamamen arkadaşlar yukarıda söylenen şeye zıt aslında. Hayattan kopuk olmadığını söylüyor metinde, burada olanlar diyor yani kabul edip devam etme var, asla bunu söylemesini bekleyemeyiz. Devam. Yazarı insandan ve yaşamdan soyutlayarak düşünmek imkansız olduğu gibi insansız edebiyatta mümkün değildir, budur. Yani edebiyatı, yazarı hayattan kopuk olmakla suçlayamazsın bile diyordu değil mi? Doğru. Cevabın B olduğunu aşağıda da göreceğiz, takdirini de orada okuyacaksınız. Ama lütfen dikkat arkadaşlar. Öncelikle metni kavramak, orada kişiyi tanımak büyük önem taşıyacak. Edebiyatta önemli yere sahip olmuş, kendisinin önemli yere sahip olmak yok. Artık cevabı aldık ya, diğer şıkları saniyesinde eleyebiliriz anahtar kelimelerle. Edebiyatın yaşama yön vermesini beklemek, yaşama yön vermek yok. Bakın yukarıda da yani baya baya yaşama yön vermenin yanı sıra ne demişti arkadaşlar? Önemli bir yere sahip olmak, o da yoktu metinde. Bir insan, bir insandan kopabildiği gibi insanlar kümesi olan toplumdan ve edebiyattan da tümden bağımsız olabilir, tam tersi kopuk olamaz vurgusu var. Peki hadi gelelim ilk sorumuza arkadaşlar, buradaki. Ne diyor bakalım? Bu parçanın yazarının aşağıdakilerin hangisini söylemesi beklenir? Yine önce tanıyalım bir kişiyi. Birkaç satır yetecek. Gelenek, geçmişten gelen ve bugün yaşama gücü taşıyan unsurlardır. Tavır, şekil, üslup gibi. Tamam. Gelenek, yazılan şiirlerde üstünlüğü taşıyan eğilimlerdir ve geleceğe kendini devredebilecek ortak niteliklerdir. Bu bakımdan Atilla İlhan'ın "Bugün Baki gibi yazamazsın, gericilik olur" bu ifadesi çok yerinde bir tespittir falan filan devam ediyor. İşte gelenek, geçmişten gelen ve bugün yaşama gücü taşıyan unsurlardır. Aslında onu vurgulamış oldu burada. Bakalım Aya hangisini söylemesini bekleyeceğiz. Gücünü gelenekten almaya, geçmişi olduğu gibi yaşatmaya çalışanlar başarıya yakındır. Saygı duyuyoruz, başarı yok artık aslında yukarıda. Geleceği şekillendirmek ve kurmak isteyenler geleneksel olanla bağını koparmalıdır. Tam tersi. Ya orada ne dedi? Gelenek geçmişten gelen. Ya dur, geleneğe bir sahiplenme durumu var değil mi yukarıda? Geleneği sadece geçmişle sınırlandırmak geleneğe yapılacak büyük bir kötülüktür. Süper. Bak ne demişti yukarıda? Geçmişten gelen ve bugün yaşama güç taşıyan unsurlardır. Hem geçmişten gelen hem de bugün yaşama gücünü barındıran. O zaman Ceyda ne diyecek? Sadece geçmişle sınırlandırma diyor yani. Bugün yaşama gücünü barındıranları da al hocam geleneğin içerisine diyor. Doğru cevap Ceyhan. Uyuma. Uyuyorsun hocam. Hemen kalemimizi aldık. Ceyhan'ı işaretledik. Var mı soru işareti? Nasıl gidiyoruz? Sağlam gidiyoruz hocam. Bastıra bastıra. Hiç acelemiz yok. Soru tarzlarının göre göre. Haydi ben de tiki attım hocam kitaptan. Geldik ikinci sorumuza. Hemen şöyle aşağı doğru bir... Daha doğrusu sayfayı yukarı doğru bir çekelim, aşağı doğru inelim. Bakalım ne diyor. Aşağıdaki hangisi bu sözleri söyleyen bir ressamın düşüncesi olabilir? Yani hangisini söyleyebilirim farklı bir formatı nihayetinde? Sizin yeni resmi yadırgayacağınızı sanmıyoruz. Yeni resmi yadırgayanlar resmin yalnız bir türlü benzetmeci olması gerektiğine karar kılmış olanlardır.
Kilim nakışlarının türlü türlüsünü bilen sizler, resmin her çeşidini anlayacak, sevecek kadar zengin bir geçmişin mirasçılarısınız. Ha, burada baya baya söylüyor. Yani yadırgayacağınızı sanmıyoruz çünkü resmin özellikleri şunlardır, siz de böylesiniz gibi bir tanım yapıyor aslında, değil mi? Yalnız bir türlü benzetmeci olması gerektiğine karar kılmışlardır. Aslında bu da olumsuz bir şey. Yani benzetiyor, benziyor mu acaba burası? Çok benzemiyor ya. Ancak bunu diyen adam yadırgar diyor. E başlayalım bakalım hangisini söyleyebilir. Diğer alanlar hakkında bilginiz olsa da resim sanatındaki yenilikleri bilmemeniz doğaldır. Hayır, bunu doğal karşılamak yok aslında. Konuşabilirsem yadırgamaktan bahsediyor. Yadırganlara da bir gönderme yapıyor. Doğal karşılama vurgusu sezemedik. Sanat mirasına sahip çıkanlar beğenmeseler de resimdeki yenilikleri desteklemelidir. Güzel, eyvallah da yani yadırganlar var diyor ya. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Bir resim sergisine öncelikle eleştirmek dikkat, yapılanları beğenmemek amacıyla gitmelisiniz. Ne alakadır bu, hiç beklenemez. Yadırganlara zaten karşı çıkmaya çalışıyor. Geçmişi taklit konusunda başarılı olanlar kısa zamanda modern olanı da taklit edecektir. Bu olumlu bir yargı ya. Taklit etmeyi nasıl böyle bilir değil mi bu adam? Asla asla asla. Benzetmeciliğe karşı zaten, taklite karşı. Modern zamanda resim sanatı ezberleri yıkıp bu alana yeni bir hava getirmek istiyor. Ha, bunu söyleyebilir bu adam. Ne demişti çünkü? Yadırgayanlardan bahsetmişti bak. Sizin yeni resmi yadırgayacağınızı sanmıyoruz. Artık yeni olan, modern olanı benimseyelim. Çok da diyor yadırgayacağınızı sanmıyoruz. İşte aşağıdaki E seçeneğindeki modern zamanda resim sanatı o ilk cümlenin girişin hatta birebir kendisi arkadaşlar. Ezberleri yıkıp bu alana yeni bir hava getirmek istiyor. Evet, yani yadırgayanlar olabilir ama bu benzetmeci anlayışı savunanlar ancak yadırgar diyor. Onun dışında çok da yadırgayacağını sanmıyoruz. Yeni bir hava getirmek istiyoruz. Artık o benziyor mu benzemiyor mudan bir çıkalım diyor aslında. İlk bir iki satırda bunları gayet net bir şekilde bizlere aktardı. E o zaman burada doğru cevabımız kesinlikle E seçeneği olacak. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Elimizdeki kitabımızdan hemen diğer soru tarzını açıyoruz. Yine 24. günde parçanın anlamı 10 hocam, 10. Bakalım hangi soru tarzı var? Evet, geldik parçanın anlamı 10'a arkadaşlar. Bu arada ÖSYM soruları çözün. Koyduğum ek testleri mutlaka bitirin arkadaşlar. Aman dikkat. Ne diyor? Bu köşe yazısıyla ilgili aşağıdan hangisi söylenebilir? Evet, ulaşılabilir, çıkarılabilir soru tarzı gibi bir şey ama sanki metinlerden çıkarmamız isteniyor değil mi? Biraz farklı gibi. Uluslararası uzay istasyonunda büyük tehlike demiş. Ulaşılabilir, söylenebilir, çıkarılabilir sorusu olduğu için arkadaşlar seçeneklerden gitmek bizim artık burada net taktiğimiz, net kuralımız. Hemen başlayalım arkadaşlar, ben de kitabımı açmışım. Güncel bir konunun insan sağlığına etkilerine değinilmektedir. Tamam, insan sağlığına etkileri. Duyuma dayalı varsayımlar üzerinde yorum yapılmaktadır diyor. Tamam, varsayımlar üzerinde yorum yapmak. Bilim dünyasından farklı isimlerin bakış açıları açıklanmaktadır diyor. Farklı isimlerin bakış açıları. Kendi içerisinde tutarsızlıkları ve çarpıtmaları bulunmaktadır diyor. Tutarsızlık ve çarpıtmalar açıklamaların gerçekleri yansıtmadığı kanıtlanmaktadır diyor. Gerçekleri yansıtmamak. Tamam, hemen başlayalım isterseniz. Bakalım neyi söylüyor. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlardan birinin sağlık durumu nedeniyle uzay yürüyüşünü ertelediklerini belirtti. Yetkililer kararı pazartesi günü astronot Mark Van de Heyn'in diyor uzaya çıkmasına 24 saatten az bir süre kalmışken duyurdu. ABD'li haber ajanslarının aktardığına göre NASA yetkilileri Van de Heyn'in minör bir sağlık problemi olduğunu ve ortada acil bir durum olmadığını belirtirken daha fazla detay sunmadı. NASA'nın yaptığı açıklamaya göre uzay yürüyüşü, SpaceX'in diyor kargo uçuşu ve Rus astronotların Eylül'deki uzay yürüyüşlerinden sonra gerçekleşecek. Ha, aslında burada bir şeyler var. Yani minör bir sağlık problemi. Sağlıksa orada problem olmaz o. Problem olur. Sağlıkta problem. Matematikte problem. Evet. Problem, evet. Problemi olduğunu ve ortada acil bir durum olmadığını belirtirken daha fazla detay sunmamış. Yani bir anlamda çarpıtma durumu var değil mi? Bir tutarsızlık var, bir tarafta artık yani yürüyüş yapılamayacak, bu gerçekleşemeyecek deniyor. Bir tarafta ya çok da önemli bir şey yok deniyor. Bir tutarsızlık ve çarpıtma var arkadaşlar. D seçeneği doğru cevabımız olacak. Zaten burada da açıklamasında net bir şekilde onu okuyacaksınız. Evet arkadaşlar, geldi sorumuz. Bakalım ne diyor? Hangisi söylenebilir? Tokyo Olimpiyat oyunlarında büyük başarı diyor belli ki. Eyvallah, hemen başlayalım. Aynı yerde yapılan yarışmalara ait sayısal veriler karşılaştırmakta. Aynı yerde yapılan yarışmalara ait karşılaştırma. Tamam, güzel. Aynı yer karşılaştırma. Güzel. Sonuç özden bilgilerle okura aktarılmaya çalışılmakta. Özden bilgilerle aktarma. Güncel olaylara sonuçlara değinilmiştir diyor. Güncel olaylar. Sayısal verilerle nesnel sonuçlara ulaşılamayacağı tartışılmıştır. Ulaşılamayacağının tartışılması. Tamam, mantığa uymayan çelişkiler içermekte. Başlıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında 33 sporda 50 spinde 339 yarışma gerçekleşti ve toplam 1086 madalya dağıtıldı. Olimpiyatlara 11.000'den fazla sporcu katılırken Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalya kazanarak 206 ülke arasında genel klasmanda 35. sırada yer aldı.
1948 Londra Olimpiyatlarındayız. Sen ha, bu farklı yerler. Mesela A şıkkına gidemiyoruz. Aynı yerde vurgusu vardı. Bunlar farklı yerler belli ki. Olimpiyatlarına ise 19 farklı sporda toplam 2206 madalya dağıtıldı. 4100 sporcunun yer aldığı Londra Olimpiyatlarında Türk sporcular 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere 59 ülke arasında genel klasmanda 7. sırada yer aldı. Sıkıntılar var hocam. Bir tarafta daha fazla madalya almak var. Üst tarafta sıralaması bayağı gerilerde. Bir tarafta daha az madalya alıyor ama ilk sıralarda falan. Ortalık karışık. Aynı yerde yapılan vurgusu yok. Öznel bilgi hiç yok. Tamamen nesnel. Güncel olay ne alaka? Ta 1948'lerden falan bahsetmiş. Geçtim. Sayısal verilerle nesnel sonuçlara ulaşılamayacağı vurgusu hiç yok. Nesnel sonuçlara ulaşamayız falan demiyor. Ama mantığa uymayan maalesef sıralamalarla ilgili bir sıkıntı var sanırım. Madalya sayısı fazla olmasına rağmen daha kötü olmak falan. Değil mi? Aman dikkat, burada sıkıntı var. Mantığa uymayan. Peki. Seçeneği yerinde. Bakalım burada neyi söyleyeceğiz arkadaşlar. Varsayımları kanıtlamak için yapılan bir araştırma üzerinde yorum yapılmaktadır. Tamam, varsayımları kanıtlamak. Bilimsel çalışmanın sonucu aktarılmaktadır. Bilimsel çalışma güzel. Görüşler öznel yargılarla açıklanmaktadır. Öznel yargılarla açıklama, tamam. Farklı zamanlarda yapılan çalışmalar karşılaştırılmakta diyor. Çalışmaların karşılaştırılması, kendi içerisindeki tutarsızlıklar ve çelişkiler yansıtmaktadır. Tamam, tutarsızlıklar ve çelişkilerin yansıtılması. Hatırlamak ne diyor için rüya görülebileceği saptandı. Belirli zihinsel işlevlerin verimini artırmak için uyumak iyidir fakat uyurken rüya görmek daha da iyidir. 2010'da yapılan bir araştırmada karmaşık 3 boyutlu bir labirenti geçmeye çalışan deneklerden ikinci denemelerinden dikkat. Önce uykuya dalıp labirentli rüyalarında gören denekler çok daha başarılı. Ya tamam canım, bir deney sonucu. Yani bilimsel bir sonucu aktarıyoruz hocam. Bilimsel bir çalışmanın sonucu aktarılmış oldu hocam. Kasmaya hiç gerek yok. Yazarın yakındığı durum nedir'i verdik arkadaşlar. Sonra kitabımıza geçtik. İki farklı soru tarzı üzerinde uzmanlaştı. Sonrasında sizlere ÖSYM soruları ödev olarak verdik. Ek testleri çözmeyi açıklama kısmında lütfen unutmayın, olur mu? O zaman şimdi ne yapıyoruz hocam? Bir göndergesi sorusunu verelim hocam. Göndergesine bakalım. Sonrasında tik atalım. Olay bitsin hocam. O zaman haydi göndergesi. Evet arkadaşlar, göndergesinin sorumuzda ekranda soruyu ayrıntılı çözmenizi, çözümü yazmayı lütfen unutmamanızı hatırlatalım. Yorumlarda sabitleyeceğim. Topluluk kısmına da arkadaşlar son 4-5 günü böyle 18, 19, 20, 21 onların tamamını şöyle toplayıp 19'da deneme avcısı vardı selam, ama göndergesinin sorularımız önemli. Bütün göndergesinin sorularını son 4-5 günün orada toplu bir şekilde vereceğim. Haberiniz olsun. O zaman haydi mutlaka ama mutlaka çözüm yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sorular sizi geliştirecek. Yani bu soruları hazırlarken bir tane koyalım oraya değil. Mesela ben bu soruyu alıp kitaba da koyabilirdim değil mi? Bu soruyu alıp anlatıma katıp beraber de çözebilirdik. Size bırakma nedenimiz farklı arkadaşlar. Bu sorular gerçekten özenle seçilmiş, özenle hazırlanmış. Tam böyle ÖSYM formatını isteyeceğimiz, hatta görüntü olarak bile bakın Allah aşkına. Şuradaki şeyi görüyor musun? Bak şu sınav formatıdır, bak şu görüntü bile. Onu düzleyebilirdik mesela ama bayağı bir görüntüsüyle, içeriğiyle ve zorluk seviyesiyle tamamen sınav formatında. Lütfen soruyu yaptığınız zaman mesela saniyesinde yapıp çok kolay hocam veya vallahi yapamadım hocam çok zor değil, tamamen ama tamamen kendi gelişiminize odaklı olduğunu bunu unutmayın. Yani soruları yapabiliyorsanız gelişmişsiniz demektir. Zorlanıyorsanız demek ki o soru tarzında sıkıntımız vardır. Lütfen bakış açınız bu olsun. Yoksa yani kendinize yazık edersiniz arkadaşlar. Gece gündüz çalışıp olayları bitiriyorsunuz. Mesela bir konuyu çok iyi anlıyorsunuz. Çok. Hocam bu soru kolay ya. Dediğiniz zaman kendinize haksızlık yapıyorsunuz. Abi sen gelişmişsin, sen bitirmişsin, aşmışsın. Neden ben anladım diye bakmıyorsun değil mi? Bütün mesele bu. Lütfen sorulara bakışınız bütün kitaplarda, bütün hocalarda, bütün yayınlarda hep bu olmalı. Hocam ben vallahi bu çok basit geldi bana. Yani ben iyiyim abi, hallettim. Vurgusu olmalı sende. Ben anladım hocam bu soru tarzını demek ki olmalı. Lütfen böyle bakın. Aksi halde sürekli yerimizde sayarız. Hep zor soru isteriz. Çok zor olsun yapamayım. O zaman değil mi? Gelişemeyiz. Aman dikkat. Lütfen bakış açınız. Ben geliştim mi gelişmedim mi? O olsun, tamam. O zaman haydi hocam tik zamanı. Evet arkadaşlar, 49 yol haritamızda ekrandan 24. günde bugün itibariyle bitirmiş olduk. Birkaç günümüz kaldı paragrafın bitmesine. Bütün soru tarzlarını araştırıyoruz, tarıyoruz, karşınıza getiriyoruz. İçiniz çok rahat olsun, iyice bitsin. Ondan sonra konumuzu değiştiririz. O zaman haydi bir sonraki günde görüşmek üzere. Haydi kolay gelsin.